Değerli kardeşler, cihat, en büyük cihat, nefisle yapılan cihat diye bir anlayış var, öyle değil mi? Bu iyice oturmuş yani insanların içerisine, en büyük cihat nefisle yapılan cihattır. Neden? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün savaştan dönerken Medine'yi görünce buyurdular ki, evet biz şimdi büyük küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Dikkat edin, küçük cihat cephede yapılan cihattır. Büyük cihat da nefisle yapılan cihattır. Böyle dedi. Bu nasıl bir hadis diye kardeşler? Uydurma, böyle bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey söylememiş. Böyle bir olay yaşanmamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zatına yapılmış bir iftiradır. Allah Resulü buyuruyor ki, مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. Kim benim aleyhimde bile bile yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazır olsun. Buhari ve Müslim'de geçen hadislerde kalmıştır. Sen de kalkın uydurma hadisle cihadı anlatmaya çalışıyorsun. Allah muhafaza etsin. Değerli kardeşler, Abdullah Azzam 1987'de yanlışım yoksa iki oğluyla beraber şehit edilen büyük bir alim. Cihad Dersleri diye bir kitabı var. Orada diyor ki, Malikiler, Hanbeliler, Şafiiler, Hanefiler ve Cumhur-i Ulema ittifakla belirtmişlerdir ki Allah yolunda cihad demek cephede Kaleşnikov'un tetiğine basmak demektir. Tehlil yok, tahrif yok, bozmak yok, yorum yok değerli kardeşler. Nedir? Allah yolunda Kaleşnikov'un tetiğine basmak cihattır. Kılıcı eline alıp kafirin boynunu kesmektir. Kendini kafire siper etmektir cihattır. Yoksa değerli kardeşler, cihadın hakikati dediğimiz zaman ben kardeşiniz burada sıcak bir ortamda 45 dakikada bir, 1 saatte bir de ara veriyoruz. Çay içiyoruz. Keyif yerinde. Size bir takım sözler söylüyorum. Ben cihat yapmış olmuyorum değerli kardeşler. Siz de değerli zamanınızı böyle bir şeye, gene böyle değerli bir şeye ayırdığınız için siz de cihat yapmış olmuyorsunuz. Bu cihat değil değerli kardeşler. Bu ne? Seminer. Siz seminere geliyorsunuz. Ben de size bir şeyler anlatıyorum. Bunun adı seminerdir. Siz gidip geceleyin evde 2 rekat gece namazı kılıp uzatırsanız, secdede ağlarsanız bunun adı ne olur? 2 rekat teheccüd namazı kılmak ve gözyaşı dökmek. Mübarek bir an. Allah hepimize nasip etsin. Siz pazartesi, perşembe günü oruç tutarsanız bu ne olur? Pazartesi, perşembe günü oruç tutmak. Çok mübarek bir şey. Allah hepimize nasip etsin. Ama bunlar cihat değil. Pazartesi, perşembe günü oruç tutmak cihat değil. Gece namazı kılmak cihat değil. Benim size seminer vermem ve sizin dinlemeniz cihat değil. Bunların hepsinin adı var. Seminer, namaz, oruç, zekat, hac. Yurt dışında bir Müslümana diyorlar ki, cihat meselesi konuşurken, birisi diyor ki ben 25 yıldır cihat ediyorum. Sen nerede cihattan bahsediyorsun? Sen biliyor musun? 25 yıldır ben cihat ediyorum. Müslüman diyor, Allah mübarek etsin, ne güzel. Kıskandım gerçekten. Nasıl, nerede cihat ediyorsun? Minarede diyor. 25 yıldır ben müezzinlik yapıyorum. 25 yıldır müezzin kendini mücahit zannediyor. Müezzin başka, mücahit başka değerli kardeşler. Ezan başka, cihat başka. Namaz başka, cihat başkadır. Bunu anlamamız lazım. Bunu anladığımız an ileriye bir adım daha atabiliriz. Çıtamızı yükseltebiliriz. Vitesi bile büyütebiliriz. Ama bunu anlamadığımız zaman arabamız 20 ile seyrederken, 40 ile seyrederken yok yok ben sana 100 ile gidiyorum derse trafik polisinin ilk yapacağı şey nedir? Ehliyetimize el koymak, bizi Bakırköy'e göndermek. Kardeş sen iyi misin? İkinci viteste 120 ile gittiğini zannediyorsun. 140 ile gittiğini zannediyorsun. Senin yanlışın var. İkinci viteste bir insan 140 ile gidemez. Yo ben gidiyorum. Ben 25 yıldır gidiyorum. Bir herhalde bu hafıza kaybına uğramış veya rüya görmüş. Korkunç bir kabus görmüş. Sayıklıyor. Cihat hakkında sayıklamayalım değerli kardeşler. Hepsinin yeri belli, ölçüsü belli. Bunu bilelim. O açıdan şu olayı tekrar tekrar ben söylüyorum. Tekrar söyleyeceğim. Allah-u Teala şu kardeşimize nefes verdiği sürece, hayat verdiği sürece de hep anlatacağım. Evvela kendime amel etmeyi nasip etsin Allah-u Teala. Sonra da sizlere ve bütün Müslümanlara. Fudayl bin İyad, Abidül Harameyn değerli kardeşler, Kabe'de ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etmekle meşhur olan bu zat lakap almış Abidül Harameyn diye. Harameyn'in abidi, Mekke'nin ve Medine'nin abidi, Mekke'nin ve Medine'nin gülü. O kadar teheccüd namazı kılıyor. Kabe'nin yanında örtüye sarılarak o kadar gözyaşı döküyor ki dünya alem ona lakap takmış Abidül Harameyn diye.
ve büyük bir alim. Fudayl bin İyad. Allah kendisine razı olsun. Abdullah bin Mübarek Tarsus'ta, var ya Tarsus Mersin, orada Bizans ordularına karşı henüz İslam Anadolu'ya girmemiş belli ki. İslam'ın ilk dönemleri Tarsus'ta Bizans ordusuna karşı cihat ediyor. Bir gün değerli kardeşler, Bizans ordusuyla Müslüman ordu karşı karşıya geliyor. Bizans ordusundan bir adam, baba yiğit bir adam çıkıyor. Diyor ki, yok mu benimle savaşacak olan? Malumunuz meydan muharebelerinde ilgili mübareze yapmak, yani karşılıklı savaşmak adettendir. Herkes en yiğit savaşçısını çıkartır ve savaşırlar. O da birebir savaşın sonucunu ifade eder. Eğer o mübarezede birisi yenilirse, o yenildiğine göre en yiğit alan, ordu da yenilecektir anlamına geliyor. Galip gelirse galip gelecektir anlamına geliyor. Bir işaret sanki. Adam çıkıyor diyor ki, yok mu benimle savaşacak olan? Müslümanlardan birisi çıkıyor, ben savaşırım diyor. Savaşıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. İkinci Müslüman çıkıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. Üçüncü Müslüman çıkıyor, birkaç hamlede şehit düşüyor. O adam atıyla Müslüman ordunun bir başından bir başına fiyakalı bir şekilde hava ata ata gidip geliyor. Yok mu benimle savaşacak olan? Hani cennete gitmek istiyordunuz? Ne oldu size? Ne oldu erkekliğinize? Ne oldu yiğitinize? Neredesiniz siz? Çıksanıza. Hiçbir Müslüman çıkmıyor. Korkusun. Abdullah bin Mübarek, Allah kendisine razı olsun, yüzünü örtüyor ve yanındaki arkadaşa diyor ki, lütfen şunu aklında tut. Benim şu kadar borcum var. Şu kişilere şu kadar da malım var. Eğer ben şehit olursam o mallarımı sat, borçlarımı öder. Vasiyetimdir diyor. Arkadaşı da tamam diyor. Abdullah bin Mübarek ata biniyor, adamın karşısına çıkıyor. Birkaç hamlede adamı devriyor. Efsane anlatmıyorum değerli kardeşler, haberiniz olsun. Tarihi bir olay anlatıyor. Yok mu karşıma çıkacak olan diyor. Bizans ordusundan bir cengaver daha çıkıyor. Birkaç hamlede onu da indiriyor. Yok mu karşı çıkacak olan diyor. Bizans ordusundan bir cengaver daha çıkıyor. Onu da indiriyor. Üç tane Bizans ordusundan adam, cengaver, yiğit öldürüyor. Sonra Bizans ordusunun bir başına gidip geliyor. Yok mu benimle savaşacak olan? Nerede sizin yiğitliğiniz? Nerede sizin erkekliğiniz? Hiç kimse çıkamıyor. Ve Abdullah bin Mübarek atından iniyor arkadaşına, diyor ki, eğer beni seviyorsan Allah hakkı için ben ruhumu teslim edene kadar bu olayı kimseye anlatmam. İhlas budur, biliyor musunuz değerli kardeşler? Samimiyet budur. Aman duysunlar, Abdullah bin Mübarek böyle bir şey yapmış. Ne kadar da mübarek bir insanmış, ne de büyük mücahitmiş, böyle bir derdi yok. Tek derdi Allah, tek kastı Allah, tek hedefi Allah. O yüzden diyor ki, kimseye anlatmıyor. Anlatılır da bana gelirse riyaya düşerim, Allah muhafaza, amelim zayi olur. Bu Abdullah bin Mübarek, o Fudayl bin İyad'a mektup gönderiyor. Mücahitlerin lideri, cihadın zirvesi, abidlerin lideri, abidlerin zirvesine mektup gönderiyor. Kölesi muhaddis Abdullah bin Mübarek diyor ki, Allah hakkı için bu yazdığın mektubu Fudayl bin İyad'a sapasağlam teslim et. Tamam diyor. Mektubu yazıyor ve Fudayl bin İyad'a gönderiyor. Fudayl bin İyad Mekke'de, Kabe'de örtüye yapışmış, gözyaşı dökerken, ibadet ederken Abdullah bin Mübarek'in kölesi mektubu Fudayl bin İyad'a gönderiyor. Sakallar burada. Allah onlardan razı olsun. Mektubu okuyor, sakalları ıslanana kadar ağlıyor Fudayl bin İyad. Diyor ki, لَقَدْ نَصَحَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَصَدَقَ Ebu Abdullah bize nasihat etti ve doğru şeylerden bahsetti. Allah ondan razı olsun. Ne yazıyor biliyor musunuz değerli kardeşler? Mektupta. Diyor ki Abdullah bin Mübarek, يَا عَابِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْصَرْتَنَا لَعَلِمْتَ أَنَّكَ بِالْعِبَادِةِ تَلَعَبْ مَنْ كَانَ يَخْضِبُ خَدَّهُ بِدُمُوعِهِ فَلُحُورُنَا بِدِمَائِنَا تَتَخَضَّرُ رِيحُ الْعَبِيرِ لَكُمْ وَنَحْنُ عَبِيرُنَا نَهْجُ السَّنَابِكِ وَالْغُبَارُ الْأَطْيَبُ هَذَا كِتَابُ اللّٰهِ يَنْطِقُ بَيْنَنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَا اِفْنِ Ey Harameyn'in abidi! Bizi görseydin var ya, ibadetle oynadığını hemen anlardın. Düşünsene, sen Mekke'de, Medine'de ibadet ederken yanaklarını gözyaşıyla ıslatıyorsun. Biz burada cihat ederken boğazımızı kanla ıslatıyoruz. Kim daha hayır? Sizin Mekke'de, Medine'de kokunuz
misk kokusu, miski amber. Bizim buradaki kokumuz atların dışkısı, savaş meydanındaki toz toprak. İşte ortada Allah'ın kitabı aramızda, şehit ölmez diyor. Allah yalan söylemez, Kur'an yalan söylemez ve Allah buyuruyor. Bir Müslümanın burnunda iki duman bir araya gelmez. Cehennem dumanıyla cihat meydanındaki toz toprak duman bir araya gelmez. Bunu okuyunca takaları ıslanana kadar ağlıyor Hudeybiye'de. Ve bir mektup yazıyor, Abdullah bin Mübarek'e gönderiyor. Biz var ya arkadaşlar, bitmişiz. İhlasın eşiğine gelmişiz. Ben öyle zannediyorum ki, kendi nefsimden bahsedeyim. Birisi bana böyle bir mektup gönderse, ben Hudeybiye'nin hayat kadar alim olsam, onun kadar abid olsam, birisi kalkıp bana böyle bir mektup gönderse, ben ona ilmin ve ibadetin faziletiyle ilgili bir sürü hadis yazarım, gönderirim. Derim ki kardeşim, haddini bil. Sen kiminle öyle konuşuyorsun? Ben böyle bir abidim, böyle bir alimim. Benim yaptığım şeyi hafif görüyorsun der. Öyle demiyor. Bir hadis gönder. Tek bir hadis. Buhari ile Müslim'de geçiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken bir sahabi geliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, Allah yoluna cihada denk gelecek bir şey bana söyler misin? Allah Resulü buyuruyor ki buna gücünüz yetmez. Diyor ki ey Allah'ın Resulü lütfen söyle. Allah Resulü buyuruyor ki gücünüz yetmez. Diyor ki ey Allah'ın Resulü lütfen söyle. Allah Resulü buyuruyor ki mücahit Allah yoluna cihada gittiği andan evine döndüğü ana kadar ara vermeden oruç tutmaya, hiç ara vermeden namaz kılmaya gücümüz yeter mi? Gece gündüz. Hiç dur. Bunun kimin gücü yeter ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sizin buna gücünüz yetse bile mücahidin derecesine asla ulaşamaz. Mücahidin atı Allah yoluna koştukça ona sevap yazılıyor. Siz atın hızına nereden yetişeceksiniz? Değerli kardeşler, kurşunların hızına, bombanın hızına, o görüntünün hızına bizim yetişmemiz mümkün mü? Haddimizi bilelim. Allah'a sessiz. Şurayı bir hayat terazinin bir kefesine konsa, bizim gibi bir dünya Müslüman terazinin başka bir kefesine koysa, Fuday bin Ayyad ağır basar. İbadetiyle ve ilmiyle, takvası ve ihlasıyla. Ama Fuday bin Ayyad eksikliğini kabul ediyor. Sınırını biliyor. Ve Ebu Abdillah nasihat etti diyor. En büyük cihat nefis cihadıdır demiyor. Değerli kardeşler, Abdullah Azam diyor ki siz bir lokma pilavı bir yudum Pepsi olmadan yutamayacak kadar dünyaya bağlısınız. Sonra masanızın bir yerine sütlü kahve, deri koltuğa yaslanmışsınız. Masada kitap yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben davet yapıyorum. İslam'ı davet ediyorum. Ben en büyük mücahidim. Vallahi bu yalandır. Bu kitap yazmaktır değerli kardeşler. Bu cihat değildir. Bunları birbirine karıştırmamak lazım. Cihadın hakikati bundan ibarettir. Cihadın hakikati sadece budur. Allah rızası için. Allah Teala bu şuura sahip olmayı bize nasip eylesin inşallah. Başka da bir şey değil. Bu bir. Cihat budur. En büyük cihat kereşin tetiğine dokunmaktır. En büyük cihat Hindikuş dağlarında Riyad'dan, Mısır'dan, Türkiye'den, yeryüzünün çeşitli bölgelerinden Hindikuş dağlarına gidip buradaki bütün zevki sefayı terk edip zenginliği bırakıp orada soğuktan donmaktır. O işte cihattır. Müslümanlar soğuktan değerli kardeşler parmakları kopuyor. Büyük tırnaklar. Burada bizden bin kat daha lüks içerisinde yaşayabilecek bu imkana sahip Müslümanlar gidiyorlar. Aylarca Hindikuş dağlarında, Çeçenistan'ın Kafkasya dağlarının bilmem hangi mağarasında aylarca mahpus ve mahkum kalıyorlar. Onların ise küçük cihat. Ben de burada edebiyat yapıyorum size. Büyük cihat. Vallahi bu yalandır. Bu iftiradır. Büyük cihat onların ikisidir. E gidip kendini silahın önüne koyup ondan sonra kurşuna dizdirip ölmek kolay. Önemli olan davet etmek, tebliğ etmek. Bu da yalan. Bir adam oraya gittikten iki gün sonra, üç gün sonra şehit oluyorsa doğru kolay. Ama ayağı kopuyor. Narkoz, canlı canlı adamın vücudunu kesiyorlar. Onun feryadı figanı arşa yükseliyor değerli kardeşler. Kolay mı? Biz de burada edebiyat yapıyoruz.
geceleyin kalkıp iki rekat namaz kılmaktan aciz değerli kardeşler. Allah-u Teala bize şuur versin. O açıdan bilmemiz gereken birinci hakikat cihattır. Şu anda ben kardeşimizin size anlattığı şey cihattır. Bunun dışında cihat ilgili bir şey duyarsanız bilin ki yalandır. Bilin ki iftiradır, bilin ki böyle bir cihat yoktur. Cihat benim size söylediğim şeydir. O cihattır. Gerisi cihat değildir değerli kardeşler. Ben de size kendi heva ve hevesimden haşa söylemiyorum. Kur'an'dan ve sünnetten ve seyir kutuptan söylüyorum. Allah Allah rahmet eylesin inşallah. İki değerli kardeşler, maalesef Allah-u Teala buyuruyor ki, estağfurullah, maalesef Allah-u Teala buyuruyor ki derken haşa, yani maalesef şöyle bir düşünce var diyecektim. Allah-u Teala buyuruyor ki, لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ رُشْدُ مِنَ الْغَيْبِ. Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. Doğruluk başka bir şeydir, sapıklık başka bir şeydir. Dinde zorlama yok. Dileyen mümin olur, dileyen kafir olur. Dileyen Hristiyan, Yahudi kalır, dileyen Müslüman kalır. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Böyle buyuran Allah-u Teala niye gidip birileriyle savaşmayı emrediyor? Demek ki savaşmaktan maksat nefis terbiyesidir. Yoksa birileriyle savaşmak değildir. Niye? Çünkü Allah-u Teala dinde zorlama yoktur. İkinci konumuz da bu. Dinde zorlama yoktur meselesini alıp neyle karıştırıyorlar? İslam'da cihat meselesiyle karıştırıyorlar. Dinde zorlama yoktur. Doğru. Dinde zorlama yoktur. Dinde kime zorlama yoktur? Değerli kardeşler. Gavura zorlama yoktur. Yahudi'ye, Hristiyan'a zorlama yoktur. Şimdi örnek verelim. Daha iyi anlamaya çalışalım. Cihat nedir arkadaşlar? Mevdudi'nin, Seyyid Kutub'un, Abdülkadir Udeh'in, Abdullah Azam'ın vesaire bütün ulemanın ittifakıyla cihat nedir? Biraz önce yaptığımız tarihe ek olarak başka bir şey söylüyorum. Şudur. Yunanistan'a biz İslam'ı götürmek istiyoruz. Örnek vererek söylüyorum. İslam'ı götürmek istiyoruz Yunanistan'a. İstiyoruz ki Yunanistan'daki halk iman etsin, Müslüman olsun, Rabbul Alemin'i tanısın, cehenneme gitmesin, kurtulsun. Çünkü Allah-u Teala bu dini bize bunun için gönderdi. Tebliğ ederim diye. Akide dedik, metot dedik, öyle değil mi? Metot neydi? Tebliğ, hicret, cihat. Tebliğ etmek için biz gitmek istiyoruz. Yunanistan'ın kapılarına dayanıyoruz. Diyoruz ki ey Yunanistan hükümeti, ey devlet erkanı, ey ordu, biz size Allah tarafından gönderilen bir şeriatı getirdik. Halkınızın ve sizin, çocuklarınızın ve büyüklerinizin, bütün toplumunuzun huzuru, saadeti, mutluluğu için size bir din getirdik.